4 tane getirdim. 4 tane getirdim. Kapitalist güçler girdikleri sistemsel krizden çıkmak için Soğuk Savaş'ın bitmesinden hemen sonra başlattıkları Körfez müdahalesiyle startını verdikleri 3. Dünya Savaşı'nı son süreçte daha da derinleştirip yayma çabasındadırlar. Ukrayna ve Rusya arasında, Filistin ve İsrail arasında ve birçok bölgede çok boyutlu ve çok taraflı derinleşen savaş halklara tarihi zararlar vermektedir. Toplu katliamlar yaşanmaktadır. Savaşın merkezinin de Orta Doğu coğrafyası olması tesadüfi değildir. Üçüncü Dünya Savaşı'nın Orta Doğu merkezi derinleşmesinin birçok sebebi vardır. Bu nedenlerin başında artık dünya sorununa dönüşmüş Kürt ve Filistin halklarının özgür yaşam sorunu, bölgenin jeopolitik konumu, ekonomik kaynaklar ve enerji yolları gibi birçok neden sıralanabilir. Öte yandan son yerel seçimlerde iktidarı sarsılan AKP-MHP iktidar bloğu derinleşen dünya savaşı koşullarında gelişmeleri fırsata dönüştürmek istemektedir. Bu amaçla başta Irak ve Suriye topraklarında savaşı derinleştirip işgal hesapları yaparak tekrar gücünü toparlama çabasındadır. İçeride ise Kürtlerin temel yaşam alanlarına, kültürel değerlerine, Kürt diline, doğasına her türlü saldırmakta, yok etmek istemekte ve bundan kendisine bir iktidar rantı devşirmek istemektedir. Aynı zamanda her gün daha da fazla geliştirdiği özel savaş politikalarıyla Kürt kadınlarını ve gençlerini hedef almaktadır. Kadın ve gençlik kurumlarına yönelik sistematik kısıtlamalar, gözaltılar ve tutuklamalar yapılmaktadır. Kürtlerin diline, halayına, kültürüne yönelik hukuk dışı keyfi saldırılar, gözaltılar ve tutuklamalar ülkede bütün olarak toplumsal barışı zedelemektedir. AKP iktidarı Kürt halkına yöneltilen savaş ve işgal politikalarında ısrar ettiği bölgesel sorunlara eşitlik ve özgürlük ve demokratik barışçıl bir çerçevede çözüm üretmediği için faşizm sarkacına sürüklenmektedir. İktidarın güvenlikçi politikası ülkeyi her türlü ekonomik, siyasi, diplomatik ve hukuki krize sürüklemektedir. Yıllardır barış süreci işletilmeyen Kürt meselesinin ağır bir toplumsal fatura çıkardığı görülmektedir. İktidar bölgeye yönelik savaş ve işgal politikası çerçevesinde bölgesel savaşı da tetikleyen aktörlerden birisi oluyor. Ve bu çerçevede temsil ettiği sermaye bloğunun çıkarlarının dışında kalan tüm halkları, inançları, emekçileri, gençleri ve kadınları kuşatma politikasının muhatabı haline getiriyor. Günün sonunda tecrit sadece Kürt halkı ve Sayın Öcalan'la sınırlı kalmıyor. Bütün Türk halkları ezilenlerine yönelik bir politikaya dönüşüyor. Tüm bu nedenlerle 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde Türkiye ve Kürdistan'da tecrit ve savaş işgal ve politikalarının halklara dayatan antidemokratik iktidara dur demek için bir araya geleceğiz.